arkadaşlar bu bu derste eydan mmaf mmaf eydan yani üç farklı kalıp e, göreceğiz. E, efendim bunları derste gördük. Ben özetleyeceğim. Şimdi önce hep şunu söyledik. Cümle kuracaksın. E, bir önceki videoda da zaten 7 farklı cümleyle başlamıştık. Orada sizden istediğim şuydu. Özne ve yükleme ayırt edebiliyor musun kardeşim? Evet. O zaman sen Arapça cümle kurabilirsin. Özne kırmızı Hasan. Öğrencidir yeşil. Bu da yüklem. Ee, efendim o zaman bunu Arapçaya tercüme edebilirsin. Yeter ki özne tekilse yüklem de tekil. İkizse ikil. Çoğulsa çoğul. Müzekkerse müzeker. müennesse mühendes yap. Yedinci cümle yapısında da şu vardı. E, öznemiz akılsız çoğul ismi ise tekil mühendes kabul edildiğinden dolayı yüklemi de tekil mühendes hale getir. Bu kadar. Tüm kaide bu. Bir de sözcük bilgisi. Efendim, Arapçada temel 7 cümle yapısı budur. Eğer o cümleleri kurabiliyorsan, efendim artık yeni şeyler öğrenmenin vakti geldi demektir. Hadi Hasan öğrencidir diyelim. Hasan öğrencidir diyebilmemiz için kelime bilgisi yanında Hasan'ın teki şey şeyi bilmemiz lazım. Zamir değerini. Yani Hasan tekil mi, ikil mi, çoğul mu? Müzekker mi, müennes mi? Müzekker. O zaman bunun yerine mesela zamir getirecek olursam ne derim? Huve derim. Demek ki yüklememiz de tekil müzekker olacak. Yani zamir değeri hu olan bir sözcük olacak. Hasenun niye el takısı getirmedim? E çünkü Hasan bir özel isim getirilmez. Talibun niye el takısı getirmedim? Çünkü yüklemimiz belirsiz olur efendim. Ama özlemiz belirli olur. Çünkü belirsiz bir şey hakkında bilgi veremeyiz. Hasenun efendim bu özne ee, talibun bu yüklemdir. Araplar buna özne yerine müpteda yüklem yerine haber diyor. Peki Ali de öğrencidir. Burada eydanı kullanacağız. Türkçedeki ayrı yazılan de da var ya. Evet. Ali de öyle. Yani Ali de öğrenci demek istiyorum ya. Önce ben Ali öğrencidir diyorum. Ali yoğun, Talibun. Niye talibun diye müzekker getirdim? E çünkü talibun tekil müzekkerdir. Ali o da tekil müzekker. Niye el takısı getirmedim? Çünkü özel isim. Tamam. Niye u sesiyle bitirdim? Efendim. Çünkü sözcüklerin sonunda ki ses değişimi öge değerini terkip içerisinde bulunduğu yeri gösterir. E, Ali ve talip. Arapça'da ref halinde. Yani özne halinde bulunur. Yani u sesiyle biter. Niye tenvin getirdim? Çünkü başında el takısı yok. Mesela şu an e, bir kural öğreniriz. El takılı isimler tenvin almaz gibi. E, bu e, tenvin almamış. E, çünkü başında el takısı yok. Başka kaidelerde diğerlerini de ileride öğreneceksiniz. Şimdi siz Ali öğrencidir dediniz ya. Ali de öğrencidir demek istiyorsanız. Önce Ali öğrencidir cümlesini kuruyorsunuz. Peşinden eydan ekliyorsunuz. O kadar. Aliyun talibun eydan. Eydan yerine arkadaşlar kezelike de diyebilirsiniz. Kezelike. O da öyle gibi. Diyeceksiniz ki biz Türkçe'de Ali de öyle diyoruz. Yani öğrencidir sözcüğünü söylemiyoruz. Yaz başlangıçta tam kurallı olarak söyle. İleride Hangisini düşürürsen düşür. E, o Arapçayı öğrendikten sonra kısa yoldan cümle kurmayı öğren, artistik yap. Yani efendim peki şimdi diğer Ayşe doktordur, Meryem de doktordur. Meryem de öyle. Cümlesini kuralım. Ayşe' tu el takısı yok. E, talibetun niye taymarbute getirdik talibin sonuna dişi hale getirmek için. Peki, Meryem de doktordur. Aa, burada öğrenci dememişiz. Tabip, doktor demek. Peki, bu müzekker bir doktor. Tekil. Bunu nasıl dişiye dönüştürürüz? Tabibetun deriz. Ayşe de tabibetun, Ayşe doktordur. Meryem de doktordur diyelim. Önce Meryem doktordur diyoruz. Meryem tabibetun. Sonra da eydan ya da kezerke diyoruz. O kadar. Şimdi erkek öğrenciler, bu iki tane erkek öğrenci ise efendim talip biliyorsunuz erkek öğrenci demek. A'nı eklerseniz ikili olur. Fakat öznemiz e, talibeni'yi ne yapıyoruz? El takısıyla marife yapıyoruz. Tabi e, şemsi bir harf varsa el takısından sonra L sesi el takısının L'si okunmaz. Ta şeddelenir. Şemsi harf şeddelenir. Başarısız. Şimdi sözlüğe baktım. Rasip e, başarısız demek Fa, feşil o da başarısız demek. Rasip bize yeterli. Peki rasip ama tekil müzekker. Ben bunu ikil müzekker yapmam lazım. Ani eklemem lazım. Zaten bitti. Niye özneyi el taksıyla e, kullandım? Çünkü özne belirli olması lazım. Rasi yani. Niye ikili yaptım? Çünkü özlemiz ikil. Peki bunun çoğul olduğunu düşünelim. Öğrenciler yani erkek öğrenciler başarısız diyelim hani ikillerde Arapçada çoğul ya. O zaman tullab kelimesi öğrenciler demek. Rasip e, bu da başarısız demek. Bu malzeme hazır. Şimdi cümle kuruyorum. El takılı yapıyorum özneyi. Et tullabu. Çoğul. E, çoğul. Ve müzekker. Ve akıllı. Akıllı müzekker çoğul. Yükleme yine öyle yapıyorum. Une eki getiriyorum. Niye rasip kelimesini une ile e, çoğul yaptım da tulleb kelimesini yapmadım e, tul talip kelimesinin çoğunluğu e, düzenli yapmıyor araplar et tullebu rasibune Efendim. peki biz bunu ikil yaptık şimdi gelin dişil yapalım yani e, kız öğrenciler başarısız diyelim iki tane olsun et talibeni yerine o zaman et talibetani diyorum. Tabi yüklememizi de mühendis yapıyor. Rasibetani diyorum. Efendim kız öğrencilerin çoğulu hani tekili talibetun ya e, düzenli yapmış Araplar. Efendim et talibetu dedikten sonra rasip kelimesini at ekiyle ile yine düzenli dişi çoğul yapıyorum. Et talibetu rasibetun. Şimdi burada erkek öğrenciler başarısız Önce bu erkek öğrenciler ikil olduğunu söyleyelim. Kız öğrenciler de başarısız. İkil olarak cümle kuralım. Bunları kurduk. Malzemeyi biliyoruz. Erkek öğrenciler başarısız diyeceğim. Et talibani iki erkek öğrenci. Rasibani başarısız dedim. Şimdi kız öğrenciler de başarısız. Önce kız öğrenciler başarısız diyorum. Et talibetani rasibetani. Sonra cümlenin Sonuna eydan ekliyorum. O kadar. Et talibetani, rasibetani, eydan. Peki. Erkek öğrenciler üçül olsun. Yani çoğul olsun. Kız öğrenciler de çoğul olsun. Et tullebu, rasibune. Evet. Erkek öğrenciler başarısız. Şimdi. Et talibetu, rasibetun. Kız öğrenciler başarısız. İkinci cümlenin sonuna D daya karşılık gelmek üzere eydan ya da kezelike ekliyorum. Erkek öğrencilere başarısız, kız öğrencileri de başarısız. Evet. Bu bir öğrencidir. Şimdi öğrenci de erkek mi, bayan mı? Önce erkek. Erkek diyelim. O zaman erkek ve tekilse de işaret zamirini kullanıyorum. de Özne. Şimdi yükleme geçiyorum. Talibun. Herde talibun. Niye el takısı koymadım? Herde işaret zamiri ya. Marife zaten. Peki. Herde talibun. Eğer bayan olsaydı ne derdim? Herzihi talibetun. Peki. Şimdi Önümde iki tane e, kişi var. Birisine işaret ederek diyorum ki Bu bir öğrencidir diyorum. Yanındaki de erkek. Diyorum ki bu da bir öğrencidir diyorum. Bunu Arapçaya nasıl çeviririm? de talibun. Sonra diyorum ki de talibun eydan. Bu da öğrencidir. E iki tane bayan öğrenci var. Bir tanesini işaret ederek diyorum ki bu bir öğrencidir. Hâdihi talibetun. Yanındaki bayanına işaret ederek bu da öğrencidir diyorum. Hâdihi talibetun. Sonra eydan ilave yapıyorum ya da kederke. Şimdi şu bir köpektir diyeceğim. Efendim erkek mi dişi mi? Önce erkek. Zelike şu demek erkek tekil. Kelbun. Kelbun. Şu bir köpektir. Bu da bir köpektir. Bak bu diyorum şu demiyorum. O zaman hâze kelbun bu bir köpektir. Edan. Peki dişil olduğunu varsayalım şu bir köpektir diyeceğim. O zaman tilke kelbetun. Şu bir dişi köpektir. Şimdi, şimdi bu da bir köpektir diyeceğim ama dişi köpek olacak. O zaman hadihi kelbetun eydan. Şimdi diyorum ki ben Sivaslıyım. Ben şimdi erkek olsun önce. Bunu Hasan söylesin. Hasan diyor ki Hasan hatta kime desin Ali'ye dedi. Ben Sivaslıyım sen de Sivaslısın. Hasan da erkek, Ali de erkek ve birer kişi. O zaman Ene sivasiyun. Ben Sivaslıyım. siyun. Şimdi sen de Sivaslısın diyeceğiz. Şimdi sivasiyun tekil müzekker için kullanılır. Ee, Hasan da, Ali de müzekker olunca ve tekil Ente sivasiyun Eydan. Peki şimdi Hasan Ali'ye değil de Ayşe Ayşe ne oldu ya? Ayşe Emine'ye desin ki ben Sivaslıyım. Sen de Sivaslısın desin. O zaman ne diyor Ayşe? Ene dişi olduğu için Ayşe ene yatın diyoruz. Enti, anti, ente değil. Anti e, Emine'ye hitap ediyor çünkü. yatın, eydan E efendim. Sivas soğuktur. Efendim. Sivas özel isim. Sivas. Ve ülke isimleri, şehir isimleri mühennes kabul ediliyor. Sivas Berideton. Niye mühennes yaptım? Yüklemi. Çünkü Sivas mühennes. Ve tek bir tane. Niye el takısı koymadım? Çünkü Sivas'ın adı el Sivas, es Sivas değil. Sivas. Sivas Beridetun. Şimdi Ankara da soğuktur diyeceğim. Ankara Ankara Beridetun Eydan. Eydan yerine Kezelke de diyebiliriz. Efendim. Burada başarılı öğrenci Ali'nin babası bunlar isim tamlaması grubuna giriyor. Şu an tamlamaları görmedik. Efendim o yüzden bu kadar. fakat emmafe kalıbına geçiyorum. Şimdi emmafe kalıbı nedir? Hani bu eydan neydi? Türkçedeki Deda. da. O da öyle gibi. Ee, efendim anlamını veriyordu eydan. Şimdi emmafe kalıbı. Yani şuradaki iseye karşılık geliyor. Mesela Hasan öğrencidir. Hadi bu cümleyi kuralım. Kurduk daha önce. Hasanun talibun. Hasan erkek tekil olunca yüklemimizde erkek tekil oldu. Hasan'ın talibun. Ali ise öğretmen. Ali ise öğretmen. Bunu Arapçaya nasıl tercüme edeceğiz? Şurada sizden sadece bir Türk öğrenci olarak sizden şu ise'yi görmenizi istiyorum. Bu ise Ali ise öğretmendir cümlesinin neresinde? Ali'den sonra değil mi? Evet. Şimdi burada şu kalıbı kullanacağız. Emma Ali fe. Yani ise'yi kaldırıp yerine fe getirip Meryem'den önce emma getireceğiz. Yani Meryem ise mühendistir cümlesini kurarken Emma Meryem fe mühendis diyeceğiz. Mesela erkek öğrenciler başarısız. Kız öğrenciler ise başarılı deyince Emma kız öğrenciler fe başarılı. Bu bir öğrenci. Tamam. Bu ise bir öğretmen derken Emma bu fe bir öğretmen. Bu ise bir inek. Emma bu fe bir inek. Sen ise İzmirli. Emma sen fe İzmirli. Mesela Antalya ise sıcak. Emma Antalya fe sıcak. Mesela burada Hasan'ın kardeşi hastanede. Ali'nin babası ise evde diyor. Emma Ali'nin babası fe evde. Yani bu kalıbı devam ediyor. Öğretmen ise ofisinde. Emma öğretmen fe ofisinde. Sıcağı ise sevmem. Emma sıcağı fe sevmem. Hasan'ı ise ödüllendirdim. Emma Hasan'ı fe ödüllendirdim. Bu şekilde efendim devam ediyor. Mesela Ayşe ise onun babası fakirdir. Emma Ayşe F onun babası fakirdir. Öğrencilerin babaları ise bunlar endişeli. Türkçede bu yok ama Arapçada var. Bunu nasıl yapacağım? Ya sen şuradaki isenin nerede olduğunu görüyor musun? İ e görüyorsun tamam. İse hangi sözcükten sözcük grubundan sonra geliyorsa onun başına emma deyip İse'nin yerine fe deyip devam ediyorsun. Yani emma öğrencilerin babası fe. Bunlar endişeli. Hadi şimdi Arapçasını e, kuralım. Evet burada ise önemli. Hasan öğrencidir. Hasan'ın talibun. Ali ise öğretmen. Emma aliyyun fe öğretmen. Müderrizun. Tabii Türkçede şöyle bir yapı da var. Ali'ye gelince, buradaki e gelince ifadesi ise'ye karşılık buluyor. Peşinden o öğretmen diyor. O zaman ise yerine şuradaki y ye gelince var ya, ha. Efendim, onu düşünün. Emma Ali fe o öğretmendir deyin. Yani burada istersek biz Emma Ali'yun fe müderris müderrisun diyebileceğimiz gibi şurada f'den sonra zamir de getirip fehu ve müderrisun da diyebiliriz. Demesek de olur, desek de olur. Bak emme ali fe müderrisun emme ali fe öğretmen evet. ya da emme ali fe huve müderris diyoruz. Şuradaki huve tercihe bağlı olarak efendim kullanılır. Şimdi şu cümleyi tercüme edelim. Buradaki ise'nin e gelince sözcük grubuyla da değiştirilebileceğini biliyorsunuz Türkçe'nin, değil mi? Ayşe doktor Meryem'e gelince o mühendis. Yani Meryem ise mühendis demek. Emma Meryem fe mühendis. Ayşe doktordur. Ayşe tu tabibetun. Niye mühendis yaptım? Ayşe mühendis olduğu için. Niye tekil yaptım? Ayşe tekil olduğu için. Ayşe tu tabibetun emma meryemu fe mühendisetun ya da fehiye mühendisetun niye buraya istersen ben hiye ilave edebilirim yani huve değil de hiye çünkü Ayşe tekil mühendis tekil mühendis için kullanılan zamirimiz ne? hiye şimdi devam ediyorum erkek öğrenciler başarısız bu iki erkek de olabilir çok erkek de olabilir önce iki erkek diyelim et talibeni Rasi Rasibeni. Niye ikili yaptım? İkili olduğu için. Ani ekledim. İkili yapmak için sözcüğe. Niye el takısı getirdim Özden'in başına? Müpteda'nın başına. Çünkü Müptedam belirli olsun istedim. Fakat yükleme bunu yapmadım. Çünkü yüklem genelde belirsizdir. Ne kıradır? Tamam. Kız öğrenciler ise Emma kız öğrenciler Emma et talibetani F diyorum. İse'nin yerine F getirip başarılı. Necih başarılı demek. Ama tekil erkek. Şimdi ben bunu önce bayana çeviriyorum. Necih hatun. Sonra da ikil yapıyorum. Bayan ikil oluyor. Emmet talibetani fe necihatani. Şimdi çoğul olduğunu varsayalım. Et tullabu. Rasibune. Öğrenciler başarısız. Erkek tabi bunlar. Emme kız öğrenciler. F başarısız. Emme talibetu <laughs> f nacihatun. Şuraya F'den sonra istersem f hunne nacihatun diyebilirim. Niye hiye demedim? Huve demedim. Efendim ben bayan öğrencilerden bahsediyorum. O yüzden bayan öğrencilerin zamir değeri hun nedir? Onun yerine koyacağım zamir hun nedir? O sebeple hunne getiriyorum. Getirmesem olur mu? Zaten. E, olur. Yani buraya o yüzden parantez arasında yazdık. Şimdi gelin bu bir öğretmen, öğrenci diyelim. Bu ise bir öğretmen. Bunu efendim öğrencinin erkek olduğunu varsayarak, öğretmenin de erkek olduğunu varsayarak kullanalım. Hâze bu talibun bir erkek öğrencidir. Bu ise emmâ bu emmâ hâze fe müderrisun. Emmâ hâze fe Müderrisun. Ya da Emme haza Fe huve müderrisin. Dişi olduğunu varsayalım. Bu iki cümlende. Hezihi talibetun. Bu bir öğret, e, öğrenci. Bu ise Emme hezihi Fe müderrisetun. Evet. Şu bir köpektir. E, şimdi erkek mi? Dişi mi? Erkek olduğunu varsayalım. Bu ise bir inek. E, i̇neğin erkek olduğunu varsayamam. O zaman şu köpeğin Erkek olduğunu düşünelim. Sonra da dişi olduğunu düşünelim. Fakat ineğin erkeği yoktur. Şu. Hmm, önce erkek. Velike Şu demek. Kelbon. Şu bir köpektir. Bu ise emme hezihi fe bakaratun. Niye burada hezihi kullandım? Çünkü bu diyor. Yakın için kullanıyor. İkincisi inek dişi. Dişi ve tekil. O zaman dişi ve tekil bu ne demek? Hadihi demek. Peki. Febakaratun dedik. Şimdi şu bir köpek olacak ama dişi olacak. Dişi ise tilke derim. Tilke kelbetun. Bu ise bir inek. Emme hadihi fe bakaratun. Fe bakaratun yerine efendim istersem fehiye bakaratun diyebilirim. Ben Sivas sen ise İzmirli. Bunu Ali Hasan'a söylesin. Ene Sivasiyun. Ene Sivasiyun. Hasan dedi ki ben Sivaslıyım. Ee, efendim kime diyor? Ali'ye. Sen ise İzmirli. Emme sen fe İzmirli. Emme ente fe Sivasiyun. Evet. Sen ise İzmirli. Bunu Ayşe ile Fatma söylediğini varsayalım. Ayşe Fatma'ya diyor ki ana sivasiyetun. Ama anti fa sivasiyetun diyor. Sen ise ha pardon İzmirlisin diyor. Fa İzmiriyetun. Evet. Ana sivasiyetun ben sivasiyim. Ama anti fa İzmiriyetun. Sen ise İzmirlisin. Demek ki buradaki emma f kalıbını Türkçe'ye tercüme ederken yani tersinden bir işlem yaparken emma'yı Türkçe'deki ise'ye karşılık getiriyorum. Sen ise İzmirlisin. Evet. Yani Sivas'ıyım. Ben İzmirliyim. Emme Sen ise Sivaslısın. Efendim Sivas soğuktur. Antalya ise sıcak. Mesela bunu nasıl deriz? Sivas soğuktur. Emma Antalya fe sıcak. Aynen böyle. Sivas beridetun. Sivas soğuktur. Emma Antalya fe harratun. Buraya fehiye şeklinde ilave getirebiliriz. mesela başarılı öğrenci mutludur. Bu sıfat tanıması. Ali'nin babası e bu isim tanımlaması. Bunları henüz görmedik. İleriye bırakıyoruz ama sıfat tanımlaması, isim tanımlamasını gördüğünüzde bunları tercüme edebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü başarılı öğrenci diyorsun. Hatta ben tercüme edeyim. Başarılı öğrenci özne öbeği erkek olduğunu varsayıyorum. Et talibu necihu. başarılı öğrenci mutludur. Saidun başarısız öğrenci ise diyorum. Emme başarısız öğrenci et talibu rasibu fe hazinun Evet. E, Hasan'ın kardeşi hastanede. Evet geçici olarak tercüme ediyorum. Şimdi e, yani devam etmeyeceğim anlamında. Ehu Hasan'ın Hasan'ın e, kardeşi bu özne beyi hastanede fil müsteşfe. Hasan Ali'nin babası ise emme Ali'nin babası fe evde diyeceğim. Emme validu Ali'in Evet, F fil beyt. Fe fil beyt. Emma fe kalıbı. Evet. Şimdi arkadaşlar yeni bir yapıya geçiyoruz. Bu da Ali ise o da öğrencidir. Hani Ali de öğrencidir demesini öğrendik mi? Evet. Ali ise öğrencidir demesini öğrendik mi? Evet. Şimdi ikisini birleştirip Ali ise o da öğrencidir diyeceğiz. Buradaki ise emma F kalıbıyla, buradaki da de ise e, eydan ile ifade ediliyor. Da D'nin cümlenin en sonuna e, koyulması yaygındır. E, efendim. E, buradaki ise ise emma, fa, emma fe, emma ile ifade edilir. Yani şu da D'yi Türkler genellikle sona koymazlar. E, sona koydukları da olur da genelde sona koymazlar. E, efendim e, ise ha nasıl tercüme edeceğiz? Hasan öğrencidir diyeceğiz. Hasan öğrencidir. Yani Hasan öğrencidir. Aynen sıralaması Hasenun talibun. Emma Ali fe öğrencidir eydan. Fe'den sonra o'yu ilave edebiliriz. Nasıl şöyle. Emma Aliyun fe istersek şuraya hu ve ilave edebiliriz demiştik. Fe, huve talibun eydan. Şuradaki da karşılık, edan geliyor. İse ise, Emma feye ile ifade ediliyor. Emma Ali fe öğrencidir. Edan. Mesela Ayşe doktor. Ayşe doktor diyoruz. Meryem ise o da doktordur. Emma Meryem fe doktor edan. Erkek öğrenciler başarısız. Kız öğrenciler ise onlar da başarısız. Emma kız öğrenciler fe başarısız edan. Bu bir öğrenci. Tamam. Bu ise o da bir öğrenci. Emma bu fe öğrenci eydan. İnşallah oldu bu iş. Efendim. Şimdi kuralım. Ayşe tu tabibetun. Dikkat ettiniz mi? Cümle kurmaya başladıktan sonra hani anlattığım yedi tane yapı vardı ya. Hep onlar temel. Temel. Hasan mesela. Talibun. Bunun kalıbı formülü huve huveydi. Ben şu an size hiye hiye formülünü bilip bilmediğinizi ölçmeye çalışıyorum. Neyse bildiğiniz varsayarak. Ayşe to tabibetun. Emme Meryem fe tabibetun eydan. İsterseniz F'den sonra efendim hiye şeklinde zamir ilavesi yapabilirsiniz. Hasan'dan bahsederken fehuve Ayşe'den bahsederken feyye şeklinde. Şimdi erkek öğrenciler başarısız. İki tane olduğunu varsayalım. Et talibeni, rasibeni. Kız öğrenciler ise onlar da başarısız. Emme kız öğrenciler emme talibeteni fe fe, rasibeteni eydan. Çoğul olduğunu varsayarak et tulebu rasibune emme talibatu F, Rasibetun, eydan Bu bir öğrenci Bu bir öğrenci erkek olduğunu varsayıyorum. Haza talibun. Bu ise o da bir öğrenci. Emme haza F, talibun eydan. Bunun müennes olduğunu efendim düşünürsem diyeceksiniz ki niye düşünüyorsun? Evet bu cümleyi zaten farazi kuruyorum ben. Şu an e, önümde öğrenci yok. E, olsaydı, bayan olsaydı, hazihi talibetun bu bir öğrencidir. Emme hazihi fe talibetun eydan derdim. Şu bir köpektir. Erkek olduğunu varsayıyorum. Zelike kelbun. Bu ise o da bir köpektir. Emme haza fe kelbun eydan dişi olduğunu varsayıyorum. Tilke kelbetun şu bir dişi köpektir. Emme hazihi fe kelbetun eydan. Ben Sivaslıyım. Bunu Hasan Ali'ye söylüyor. Yani iki erkek aralarında konuşuyor. Diyor ki ene sivasiyun. Ben Sivaslıyım. Sen ise sen de Sivaslısın. Emme ente fe sivasiyun eydan bunun Ayşe ile Fatma arasında olduğunu varsayıyorum. Ayşe diyor ki, ene sivasiyetun, ben sivaslıyım. Emme enti, sen ise fe eydan. Sivas soğuktur. Sivas, pardon. Sivasu, bakınız bazen sivasiyun diyorum, bazen sivas. Sivasiyun, sivas demek? Sivas, sivas demek. Özel isim, sivasu beridetun. Sıva soğuk. An, emme, emme, Ankara tu, a, a, emme Ankara, sonra harekelemek istemezsem, emme Ankara, F beridetun, eydan. İstersen F'den sonra, Ankara tekil mühendis olduğu için, fehiye diyebilirim. Başarılı öğrenci, başarılı öğretmen, Ali'nin babası, bunlar isim tanrısı, sıfat tanrısı ama, bunları bildiğinizde bu yapıları da uyarlamak kolay olur. Mesela ben iki tanesini örneklendireyim. Hatta örneklendirmeden şu yapıları da söyleyeyim. Bak Ali oturuyor dediniz değil mi? Hasan ise o da oturuyor. Emme Hasan fe oturuyor eydan. Öğretmen sınıftan çıktı mesela. Öğrenciler ise onlar da sınıftan çıktı. Emma öğrenciler fe sınıftan çıktı eydan. Ali'yi gördüm dediniz tamam. Hasan'ı ise onu da gördüm derken emma Hasan'ı fe gör, o, gördüm eydan. Emma sıcağı fe e, severim eydan. Emma Hasan'ı fe dövdüm eydan. Emma Hasan'a fe selam verdim eydan gibi yapı bu. Yeter ki fiillerin e, çekimlerini bilin efendim ögeleri nasıl alıyor göstereyim. Ben burada iki tane örnek daha vereceğim, bitireceğim. E, başarılı öğrenci mutludur. Müze önce müzekker olduğunu varsayıyorum öğrencinin. Et talibun nacihu başarılı öğrenci saidun mutludur. Başarılı öğretmen ise o da mutludur. Şimdi emme başarılı öğretmen fe saidun mutludur eydan. İstersem fehu ve sa'idun eydan diyebilirim. Emmel müderrisun nacihu fe sa'idun eydan. Şimdi ben bunun dişi öğrenci ve öğretmen olduğunu varsayarak cümleyi e, yeniliyorum. Yeniliyorum. Et talibetun nacihatu sa'idetun. Emmel müderrisetun nacihatu fe sa'idetun eydan. Hasan'ın kardeşi hastanede. Kardeşin, Hasan'ın kardeşinin erkek olduğunu varsayıyorum. Ee, efendim. Ehu Hasan'ın, Hasan'ın kardeşi hastanede. Fil müsteşfe. Ali'nin babası ise, emme Ali'nin babası, fe hastanede eydan. Emme validü Ali'yin, fe fil müsteşfe eydan. Hasan'ın kardeşi, kız kardeşi ise burada uktu Hasan'ın fil-musteşfa. Burada baba yerli anne diyecek olsaydık emme tu Ali'in fi'l-musteşfa eydan derdik. İstifade ettiğinizi umuyorum. Umuyorum. Allah muvaffak kılsın. Efendim dua ediniz.